Peki şimdi Evet. senin abinin çoluğu çocuğu Söke'de mi yaşıyor? Evet. Şimdi kim gidiyor ona evden çık diye? Bunun ablası var. O da mı Söke'de? O da Söke'de. Kapı komşular zaten. Aralarında 4-5 ev var böyle oturuyorlar. 4-5 ev. Bu kadın da bize yakın oturuyor. Kadın bir sokakta oturuyor. Babamların mesela babamların evi burada. Kadın bir sokakta oturuyor. Ablası da bu sokakta oturuyor. İkisinin de arasında 4-5 ev Hayır, var. şimdi bu kadının ailesi karısına gelip çık evden o Evet. oturacak diyor. Evet. Kadının da kocası yine size gelip bana 500 bin lirayla başka bir kız verin. Ben Evet. yeniden evleneceğim sizden biriyle diyor. Evet. Nasıl bir bela bu ya? Kadının öz bacısı gelmiş. Müge Hanım, babamların evi 3 katlı. İlk katı geçmiş, ikinci katı geçmiş. İlk katta babam oturuyor, ikinci katta büyük abim oturuyor. Üçüncü katta da zaten bu abim oturuyordu. İlk katı geçiyor, ikinci katı geçiyor, üçüncü katı. Yalnız yaşayan bir kadının evine direkt saldırıyor. Senin üstüne kuma gelecek, sen bu evden çıkacaksın. Niye gitmiyorsun artık? Git diyor bu evden. Daha Hakikaten sonrasında bulaştı mı kalkıyor bulaşır yengemi derler dövmeye ya. falan çalışıyor. Yengem de tabii kendini korumak amaçlı biraz tepki falan veriyor. Hani kendini korumak amaçlı şey yapıyor. Daha sonrasından polisler falan, polisi aradık zaten. Polisler hani ben o sırada kavga sırasında telefondaydım. Polisi falan aradım. Polis ekipler oraya geçiyor. Ekipler abimiyle babamı alıyor. Kadın kadına boğuşmuşlar ama kadın gidip demiş ki Barış beni dövmüş. Yani benim abim. Abimin üzerine iftira atıp beni kadınlar değil de İftirayla alakası yok. erkek O da kardeşi haneye dövdürüyor. tecavüz. Oraya geliyorsa dayağı da yemeği göze almıştır yani. Ona da yapılacak bir şey Daha yok. Haneye sonrasında tecavüz eden herkes var. Sen benim yengesi kapımı falan çalıyorsan geliyor Müge Hanım. artık başına ne geleceğini göze alarak geleceksin. Sen benim kapıma geldikten sonra artık ben sana ne yaparım? Onu Allah bilir yani. Ondan sonra beni dövdü Daha demenin sonra bir yengesi anlamı yok geliyor. yani. Tabii. Müge Hanım, bu olaylar oluyor. Polis geliyor, abimiyle babamı alıyor. Evde Tamam dur sadece neyse üç aşkım dur. yengem Tamam kalıyor. tamam bu iş bitmez beni anladım. İlhan'ın eşi. Aradığımız İlhan'ın eşi telefonu attığımızda. Çiğdem Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Geçmiş olsun size de. Sağ olun. Siz 10 yıllık mı evlisiniz? Evet, 10. yıla girdi. İşte 9 yıl bitti, 10. yıla girdi. Kocam 10 yılda bir kez bile olsun beni aldatmadı demişsiniz. Yok Müge Hanım, yok. Zaten karı kız muhabbeti hiçbir şekilde yoktu. Ne oldu birdenbire o zaman? Müge Hanım ben de bilmiyorum. İşte birdenbire oldu. Zaten 1,5 yıldır o iş yerinde çalışıyordu. Eşi de baskı Kadın da 3 altında aydır olduğunu hafta sonları düşünüyor. giriyormuş. Pazar günleri tek gidiyormuş. Hiç hissetmediniz mi? Yok Müge Hanım, zaten İlhan hani akşam 9 dedim evine gelirdi. Çoluğu çocuğun içine gelirdi. Hiçbir şekilde zaten kahve muhabbeti şeyi dışarısı yoktu 12. Ama hayatım şimdi siz de bu kocalarınızın eve geliş gidiş saatlerini bunun için şey yapmayın. Yani bu bir öğle yemeği denen de bir şey var. Ne bileyim yani insanın bir izin almadı. Yani eve saatinde geliyor diye de adam çok eşine sadık demek değildi. Yani bunu şunun için söylüyorum. Böyle bir şeyle aniden karşılaşmayın. Biraz da bir bakının. Yani gece eve gelmek. Zaten kadın da evli. Kadın da evinde olacak o saatte. Kocan da evinde olacak bir saatte. Yani biraz daha geniş çerçevede Değerler. Ama Müge Hanım şimdi değerlendirmek şöyle bir lazım. şey var. Kaç benim eşim sezonda da yıllarca çalıştı. Hani hiçbir şekilde kimse bunun hakkında karı kız muhabbeti konuşmamış. Hani hiçbir şekilde böyle huyları yoktu. Ne olmuş o zaman? Kandırdı mı diyorsun benim Müge Hanım kocamı? eşi de diyor zaten Büyük hani ihtimalle kocamı öyle oldu. kandırmışlar Çünkü eve diyor. Ben diyor gelip kocamı hiçbir şey evden istiyordum. götürmemiş. Ya sen de eşinin gerçekten kaçırıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü Dilan Ertaş benim kapıma gelip bana diyor ki üstüne kuma gelecek diyor. Sesini kes diyor. İlhan'ı aramaktan vazgeç diyor. Senin sesini keserim diyor. Onun arkasından yengesi geliyor. Yengesi de aynı kelimeyi bana kullanıyor. Yengesi gelip kapıya diyor ki İlhan diyor sizi silmiş diyor neden anlamıyorsunuz artık diyor bırakın İlhan'ın yakasını. İlhan diyor kendine yeni bir yuva kurdu üstünüze de kuma gelecek. Yengeme söylüyor bunları ve duvarlara falan vuruyor küfür müfür ediyor kapının önünde. Sen onu bir temiz dövseydin Müge Hanım zaten onlar bana saldırınca mecbur ben de saldırmak zorunda kaldım. Çünkü mecbur kendimi yani koruyacaktım. Benim kimse 1,5 yaşında kusura bakmasın kızım da var. yani şimdi kapına da gelip bir tane şey sana kuma gelecek diyorsa ona da ne yapacaksın yani? Aa öyle mi? Buyurun bir kahve içelim hani nasıl gelecek Bunun diye konuşmaları konuşmazsın. söyledikten sonra bir de kendileri de saldırıyorlar. Kendileri vurmaya kalkıyorlar. Ben şimdi Yengem çok kendini... merak ettim. Kimmiş o? Yengenin adı ne? Çiğdem. Hayır. Gelinin. Leyla Ertaş. Leyla Hanım bir bağlanır mısınız? Gerçekten bunu yapmış olma ihtimalinize dahi inanamıyorum. Hani yüzsüzlük denen bir şey var ama bir de hani yüzsüzlüğün dibi var gençlerin deyimiyle. Gerçekten gidip adamın nikahlı karısına sen buradan çık kuma gelecek mi dediniz? Ya demiş olamazsınız diye düşünüyorum. Yani
böyle bir şey inanmak istemiyorum da. Ya güldüğüme bakmayın yani, sinirlerim bozuldu. Ya düşünemiyorum yani, düşünsene kapıyı birisi çalacak, diyecek ki ya sen evden çık, seni kocan eve kuma getirdi. Hadi canım. Bir de yengeme şöyle bir tehdit savuruyor Dilan Ertaş. Allah'ım gerçekten kocanın yani bu bela dediğin şey nasıl bir şey? Kestik, senin de sesini keseceğiz diyor. He? Dilan Ertaş yengeme diyor ki senin kocanın sesini kestik, senin de sesini keseceğiz. Ya abimin sesini nasıl kestiler, öldürdüler mi? Kadının kız kardeşi, ablası mı kız kardeşi mi bilmiyorum. Dilan Siz Ertaş. Abime ne yaptınız ki, abimi öldürdünüz mü? Ne yaptınız? Size bir şey söyleyeyim ya Sezece. Gerçekten abilerinin başına bir şey geldiğine çok yürekten inanarak buraya geldiler. Yani bir şey yaptılar kardeşimize diyorlar Müge Hanım, ki bu kadar şey sesi çıkmıyor. Müge Hanım, biz çete olduklarından zaten. Ama abinden de ne faydalar olacak? Pideci mi? Pide şey mi? Yani kız kaç, kadın kaçıyor, karşılığında 500 bin lira para istiyorlar. Aslında bak bu da doğru. Ben öyle bakmamıştım. Doğru söylüyorsun. Yani bir tezgah var işin içinde diyorsun. Yani tekin birisi değilmiş bu zaten bu. Daha önceden de böyle olaylar yaşandı. Bu kadar bütün aile işin içine karıştığına göre tabii ki bunun bir tezgah olma olasılığı. Abisinde babasında sıkıntı yok. Bir yengeyi bulun ya. Daha yakın geliyor. Karşı tarafta. Öyle mi? Yani arkadaşlar tabii biz çok bu karı koca ilişkileriyle ilgilenmediğimiz için hani ben bilmiyorum da yani karım karşıda deyip bana siz de o zaman sülaleden bir tane kız verin, bir de 500 bin lira para verin, ben yeniden düğün mü yapayım, ev mi yapayım? Hiç böyle bir şey duydunuz mu ya? Yani bu mudur değer? O yüzden hani dolandırıcılık olduğunu düşünmelerinde de haklısınız. Benim daha de önceden de şey yapılmış ya. Böyle bir şey. Zaten tekin birisi değilmiş kadın. Peki Dilan Ertaş, Aslı Hanım'ın ablası telefon attığımızda. Dilan Hanım, günaydın. Günaydın. Alo. Efendim? Alo. Dilan Hanım, ben duyuyorum sizi, canlı yayındasınız. Evet, bu duyuyorum. Dilan Hanım, sizin kız kardeşiniz bu İlhan'ı mı kaçırdı? Hayır ya Müge Hanım, öyle bir şey yok. Bunlar hepsi iftira, hepsi kumpas, yalan konuşuyorlar. İlhan şu an nerede olduğunu Barış gayet iyi biliyor, kardeşi Barış. Ailesi gayet iyi biliyor, halasının evinde mahkemede tutuluyor. Hepsi yalan, hepsi uydurma yani. Tutuluyor. Nasıl tutuluyor? Tabii ki bunların hepsinden haberimiz var. Yalan konuşuyorlar. Bir dakika, nasıl tutuluyor yani? Kim Müge kime Hanım, tutuluyor? Abimin nerede olduğunu bilsem buraya mı gelirim? Bak sana bir şey söyler mi Müge Hanım? Efendim? Benim İlhan'ın ailesi beni 7-8 tane numarayla aradılar, beni tehdit ettiler, benim oğlumla beni darp ettiler. Biz mahkemelik oldu. Benim şu an oğlum kafasından rahatsız. Ben kafamda darbe aldım. Barış'tan darbe aldım. Yengesinden darbe aldım. Nereden buldular sizi, darp ettiler? Nasıl buldular? Biz aynı mahallede oturuyoruz. Aynı sokakta oturuyoruz. Halaları beni tehdit etti. Benim evimi bastılar. Bunlar hepsi aile de böyle sakat. Yani ne dediğini bilmiyorlar, ne yaptığını bilmiyorlar. Adam ona aşağılıkça yani bir şeyler yapmış, hala da adamın peşine düşüyor ya. Kardeşim git mahkemeni aç, davanı aç, ne yapmak istiyorsan yap yani, benim yakamı sizin bırakın. Sizin abimi öldürdüğünüzden şüpheleniyorum. Boşansınlar siz diyorsun yani. Çetesiniz yani. Yani bu adam, yani bu adam ahlaksızca davranmış, karısı boşasın. Aynen ahlaksızca yani. Ha, ondan sonra da senin kız kardeşin de evlensin onunla. Madem bu kadar ahlaksız adamla senin kız kardeşinin 3 çocuğunu bıraktı kaçtı. Allah onun belasını versin Müge Hanım. Benim ondan bir arakam yok. Hadi peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin kardeşinle Dilancığım, bu İlhan halalarının yanında mı kalıyor İstanbul'da? Tabii ki Maltepe'de halasının evinde kalıyor. Kız kardeşine gidiyor. Bu kız kardeşi onu kovduğu için halasının evinde tutuluyor. Şu an Barış da biliyor, babası da biliyor, annesi de biliyor. Halanın evindeymiş. Vallahi yok hala. He? Halam yok ki Müge Hanım. Kimmiş yok. Benim halam Maltepe'de? Bir adını söylesinler. Kimmiş Gülsen benim halam? Görümcem benim var mı görümcem? Benim zaten 5 tane yok, halam yok, var Müge Hanım. He? 3 tanesi Söke'de oturuyor. Bir tanesi Bursa'da oturuyor. Bir tanesi de Aydın'da oturuyor. He. Kimmiş benim halam da bir söylesinler, yok, ben de bileyim. İstanbul'da hala yok diyorlar. Maltepe dedikleri kendi ablaları var orada. Kendi öz ablaları efendim var. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Bursa Gelinlik'te onun halası oturuyormuş. Evet. Bağlansın falan. O halasını falan evinde tutuluyormuş. Bursa Gemlik nere? Maltepe nere şimdi? Tamam işte bak, Maltepe'den Aslak'ın kardeşinin evine gidiyor. Benim kız evim Maltepe'de değil. Kovduğu için halasının evine gidiyor. Bursa Gemlik'te halasının evinde tutuluyor şu an. O zaman siz kız kardeşinizle bak, konuşuyor musunuz? Telefonda var. Hayır, bu bilgiler kim bize veriyor telefonu biliyor musun? Kim? Telefonu ver. Onların ailesi bize veriyor. Onların ailesi. Var mı telefonu? Var, halamın ara telefonu var. Ara ver bana. Açsın orada versin. Çekmiyor bu Müge Hanım. Çekmiyor bu. Tamam versen bakayım Melike, bana telefonunu çevir. Telefonu da ver, hemen arayayım.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.